etkinlikleri çerçevesinde Şavşat Yaşlılar Yaşam Yerleşkesi ve Murgul Huzurevi birlikte bir etkinlik planladılar. Bunun planlayıcısı onlar. Bizler sadece kendilerine medya boyutu olarak diyelim daha doğrusu. Bir de daha değişik şekillerde eşlik etmek istedik. Ben özellikle Şavşat Kaymakamımıza ve Murgul Kaymakamımıza bu etkinliklerde bizlere yol oldukları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yine bu etkinliklerin hazırlanmasında defalarca işte Şavşat Huzurevi Müdürümüz kendisi de buradalar ve Murgul Huzurevi Müdürümüz onlar da buradalar. İstişare ettik. Üç üniversiteli kızımızla birlikte ve bunun sonucunda bu etkinlik ortaya çıktı. İşte Murgul'daki yaşlıların sayısı alındı. Beden ölçüleri alındı. İş adamlarıyla görüştüler bu kızlarımız. İş adamlarından maddi boyutu çözüldü. Kendilerine kıyafet olarak ve yiyecek olarak bazı hediyeler getirildi. Tamamına getirildi. Ve bunların yapımında emekleri olan ve bu kızlarımıza katkıları olan, her zaman bu memleketin değeri olan Şavşatlı iş insanı, hayırsever Murat Sural Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yine Murgul'un evladı, Murgul'un has çocuğu diyelim. İzmit'te o da gurbetçi kendisi. Malik Hacıoğlu Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Onlar olmasa bu işler olmazdı. Ama ben burada gençlere de bir iki cümle söylemek istiyorum. Sadece kafelerde oturmakla veya sevgililer gününü hatırlamakla olmaz. Ne yapmak lazım? Bazen yaşlılar gününü, yaşlılara saygı haftasını da hatırlamak lazım. Onun için sadece 14 Şubat'ı değil, 18-24 Mart'ı da hatırlamak lazım. 15-16 Mayıs engelliler etkinliğini, o haftayı da hatırlamak lazım. Ben bu yürekte olan bu üniversiteli kızlarımıza da ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bize misafirperverlik gösteren ve bize kapılarını açan, kurumu açan Huzurevi Müdürlerine de her ikisine de çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar sorunuz varsa alabiliriz. Teşekkür ediyoruz abi. Soru varsa alabiliriz. Nurbay Bey, proje Artvin tarihinde bir ilk bir proje benim bildiğim kadarıyla. Yani iki huzurevin birbirinin ziyareti tarihe geçecektir. Üniversiteli kardeşlerimizin düşünceleri çok mühim, çok benim için çok kıymetli bir takdimde bulundular demin. Ama güzel bir şey yani manevi değeri çok yüksek olan bir proje. Şimdi burada bir ayrıntı vurgulamak istiyorum. Evet. Tuğut Bey, bu bir huzurevinin bir diğerini ziyaret etmesi fikri huzurevilerin kendi aralarındaki konuşmayla her iki müdürün, her iki kurumun ortaklaşa düzenlediği bir şey. Yani bu ziyaret onlar kaynaklı. Ama ziyaretin dışındaki olan işte ne bileyim bir günün anlamıyla ilgili pasta kesimidir veya bütün yaşlarımıza çeşitli hediyelerdir, kıyafetlerdir, ona benzer şeylerde üç kızımızın. Ben sadece bu işin medya boyutundan buradayım. Evet. Konuyu bildiğim için ondan dolayı aydınlatmak ve fikir vermek istedim. Bir de proje sahiplerine. Biz de bu ince düşünceyi düşünen o genç kızlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bir dakika bir şey ifade etmek istiyorum. Evet, şimdi bir şey sorayım. Bu proje çok önemliydi. Demin anlattığınız zaman yeteri kadar bilgi alamadık. Nasıl gerçekleşti? Hikayeyi anlatır mısın? Aslında şu şekilde gerçekleşti. Biz zaten bu tarz etkinliklerde bulunmayı çok fazla seviyoruz. Yani daha önce de çünkü deprem bölgesinde de bulunduk. Evet. Bu tarz etkinliklerde bulunmayı, böyle duyarlı davranmayı seviyoruz. Çünkü bir kişinin duyarlı davranması birkaç kişinin de duyarlı davranmaya itilmesine sebep oluyor. Hani onlar evet. da bunu yapmak istiyor bir yerden sonra daha fazla duyum alındıkça. Biz bu şekilde bir yola çıkalım dedik. Yaşlılar haftası için ne yapabiliriz diye düşündük. Sonra üç arkadaş biz kafa kafaya verip hani böyle bir etkinlik düzenlersek acaba nasıl olur dedik. Daha sonra zaten arkadaşlarımızla görüştük. Katılmak isteyen zaten geleceğini söyledi, gelmeyeceğini söyledi. Bu tarz şeyler de yaşandı. Daha sonra yine Murat Bey'le görüştük, Malik Bey'le görüştük. Onlardan da bütçeyi ayarladıktan sonra alışverişimizi yaptık beden ölçülerine göre. Sonra karanfillerimizi aldık. Daha sonra da buraya geldik. Burada da böyle güzel bir etkinlik oldu. Aynı şekilde pastamızı falan da aldık. Evet.
Umarım faydalı olmuşuzdur. Buradaki insanların kalbine dokunabildiysek, gönüllerine yer edebildiysek bizim için çok güzel tabii. Dokundunuz zaten gönlümüze. Bence çok iyi bir şey yapmışsınız. Gerçekten tebrik ediyorum. Ekip arkadaşlarınızdan da birkaç kelime alalım. Tabii ki böyle ziyaretler yapıyoruz. Buraya bu etkinliği düzenlemek gerçekten çok güzeldi. Hani yani çok şey de olmadı. Keşke daha fazlasını yapabilsek. Hani bizler daha fazla ama yine böyle bir şey yaptık. Çok mutluyuz bizler de. Umarım yani buradaki yaşlılarımız da hani mutlu olmuşlardır. Bu kadar. Tebrik ediyorum sizi. Gerçekten tebrik ediyorum. Bir şey söylemek ister misiniz? Ben de öncelikle Şavşan Kaymakamımıza ve Murgun Kaymakamımıza bize katkılandığım dolayı çok teşekkür ederim. Ayrıca yine müdürlerimize, Murgun müdürüne ve Şavşat'taki müdürümüze, maddi ve manevi olarak destekleri olan Malik Bey'e ve Murat Bey'e yine çok teşekkür ederiz. Eğer yaşlılarımızı mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Zaten amacımız oydu. Keşke elimizden daha fazlası gelseydi, yapabilseydik. Bir kusurumuz olduysa hepsinden özür diliyoruz. Estağfurullah, estağfurullah. Ne kusuru. Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun.